özellikle katma değer vergisi iadesiyle ilgili %50 tutarın derhal geriye kalanın incelemeden sonra verilmesi son derece olumlu bir gelişme. İhracatçılar ve imalatçılar açısından bizim de işimizi biraz daha kolaylaştıracak gibi görünüyor. Öte yandan bugüne kadar yapılmayan nakit iadeler tamam yememe raporuyla yapılıyor da mahsuben iadeler var. Hem de önemli miktarlarda. Bunların belli bir tutarı aşması halinde bunların da YMM denetimine tabi tutulması gerekir esasında. Çünkü sadece mahsup yoluyla iadede derinlemesine bir denetim söz konusu değil. Yine tabii mesleğin sorunlarıyla ilgili siz ve yönetim kurulu yukarıda gereken açıklamalar yapmışsınızdır Sayın Vekilimiz ama ben ona girmeden şunu da söylemek istiyorum. Yeminli mali müşavirlerin üretmiş oldukları bilgiler, vermiş oldukları hizmetten en fazla faydalanan yer esasında birinci sırada devlettir. Daha sonra müşteriler ve piyasalar gelmekte ve en son sırada da kendisi yer almakta. Bu bakımdan devlet için önemli olan finansal bilgilerin, finansal belgelerin onaylanması gereken yer yeminli ve mali müşavirlik müessesesidir. Yine denetimlerde, Sayıştay denetimleri gittikçe azalan, daralan bir yapıya bürünmekte. O nedenle Sayıştay'ın olmadığı, devlet adına denetim yapılacak yerlerin yeminli mali müşavirlere açılması gerekir. Örneğin belli bir tutarın üzerindeki finansal belgelere sahip olan, finansal tablolara sahip olan vakıfların, derneklerin, hatta belediyelerin yeminli mali müşavirler tarafından denetlenmesi uygun olacaktır. Yine mali konularda çıkan yasalar, Sayın Vekilimiz mecliste ve etkin olduğunu bildiğimiz için mali konularda çıkan yasalarda mutlaka yeminli mali müşavir odalarından faydalanmalarında ben fayda olduğunu düşünüyorum. Örneğin en son çıkan konkordato ile ilgili yasak bu konudaki iki aya kalmaz freni patlamış kamyon gibi gidiyor. İki aya kalmaz tüm piyasaları alt üst edecek gibi görünüyor. Ama yasa yapılırken yeminli mali müşavir odalarından faydalanılmış olmuş olsaydı daha iyi bir ya da kontrol sıvaplarının daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan sağ olun sevgili hocam. Diyorum. Ne kadar verimli ve olumlu bak. Kısa neydi? Onursal başkanımızın deyimi de muhtasar mı ki? Evet. Aynen. Sayın başkan. Ayfer. Ne çabuk. Ne çabuk. Başka bir Ayfer var da ondan karıştırdım. Değerli meslektaşımıza hoş geldiniz diyorum. Bizdenmiş madem. Yani şeref verdi. İçimizden. Evet. Bizi daha iyi anlayacaktır. Söylemek istediğimin bir kısmını Hakan arkadaşımız söylediği için tekrara girmiyorum. Benim gibi gelir vergisi mükellefi olan serbest yeminli mali müşavirlerin bu stopaj meselesine değinmek istiyorum. 20-20 peşin peşin kesiliyor bizden. Ta Mart'tan sonra biz ancak hak elde ediyoruz. Onu da evrakların eksik diye çok sonradan tamamlanıyor. Bunu biraz beri çekmek mümkün olabilir mi? Çalışabilir misiniz bununla ilgili? Bir de %20 ile başlayıp peşin peşin kesilip 35'lere kadar gitmek bize ağır geliyor. Bunlarla da bir ilgilenilebilirse gerçekten bu mahsup, KDV'de mahsubun bir düzene sokulması gerekiyor. Bize kök söktürüyor. Vergi dairesi yetkilileri de var burada. Ama mahsuplarda hiç böyle bir şey olmuyor. Bizim yazdığımız raporların sonucunda da çoğu zaten mahsuba gidiyor. O kadar uzun sürüyor ki takip etmediğimiz için değil. Gereksiz bir takım yazışmalardan dolayı zaten mahsuba gidiyor. Yani nakiti bekleyemiyor çoğunlukla. Bir de ben bu zamana kadar yönetimden hep rica ettim. Seçilirken hep tamam bakacağız dediler. Ama bize yeşil pasaport vermediler. Bununla ilgili bir girişimde bulunmadılar. Arkadaşlarımızın çoğu maliye kökenli olduğu için, yani kamudan geldiği için
onların cebinde hazır. Benim lacivert, benim abi. Aynen. Yani. Sayın meslektaşımızın da kırmızı mı? Kırmızı artık da oraya kadar. Yani bize de bir yeşil. Hiç devlet memurluğu yapmadım da milleti yok. Ha işte yani millet bekliyor. Siz bizi anlarsınız. Yani millet bekliyor. Benim kasabım var. Benim kasabım var. Gezmek istiyoruz bu saatten sonra. Konsolosluklarda dolaşıp duruyoruz. Bize de ayıp. Bize de yazık. Yaşlandık artık. Biz hepsini yaparız. Yeşil pasaportumuz olsun. Kariyerde yapmak. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ve bütün bunlarla ilgileneceğinize olan inancımı bildirmek istiyorum. Sağ olun. Ben de utandım. Burada. Şu an bu tarafa dönüş gibi bir yerine mahsulüm. Nerede adamımız? Sözde bir eşlik yapalım. Sayın Vekili'ye hoş geldiniz. 5 belediye kadar. Yani 4 bir dakika sohbet vardır. Evet. Evet. Bizim mesleğimizin ismi Yeminli Mali Müşavir. Yani danışman. Ya ismimizi değiştirin, yeminli kamu denetçisi değil, sadece denetim yapalım. Ama madem ismimiz müşavir, müşavirlik yaparız. Fakat ben yeminli mali müşavirlerin defter tutmalarına ben de çok karşıyım. Benim defterimi muhasebeci tutuyor. Gerçekten ben kendi defterimi tutmuyorum. Gerçekten. Evet yani. Bunun için bir yasal düzenleme yapılabilir. Denir ki, mesela yeminli mali müşavirle sözleşmesi olan firmalara şifre veriyorlar gidersin. Vermesin. Mutlaka serbest muhasebeci mali müşavir sözleşmesi olana versin şifreyi. Beyanname vermek için falan. Yani sonuçta orada bir yani mali müşavir arkadaşımız da görev alacaktır şöyle veya böyle. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapılabilir. İkincisi bizim mesleğimizin bir şeyini yani problemini söylemek istiyorum. Şu anda ben aynı zamanda bağımsız kamu denetçisiyim. Bir iki firmamda zorunlu bağımsız denetim kapsamında. Bunları ben bağımsız denetim yaptırabilmek için ikna etmekte çok zorlanıyorum. Yani diyorum ki, bakın bağımsız denetim zorunlu, yeminli mali müşavirlik zorunlu değil. Benle sözleşmenizi iptal edin, bunu yapmak zorundasınız. Hayır diyorlar, neyse cezası bir sorun yaptırmayalım, sen bizde kal diyorlar. Yani yeminli mali müşavirlik, sizlerin de sık sık söylediğiniz gibi rüşvetli ispat etmiş bir meslek. Dolayısıyla nasıl ki bağımsız denetim zorunlu yapılabiliyorsa, bence de belli bir büyüklüğün üstündeki firmaların tam tasdik yaptırmaları da zorunlu olmalı diye düşünüyorum. Bu konuda bir düzenleme yapılmasının mesleğimiz açısından da hem de sizin daha önce bahsetmiş olduğunuz maliye ile idare ile mükellef arasındaki o airbag, hava yastığı görevini daha güzel yapacağımız karısındayım. Birçok şey var ama Ayfer Hanım'a katkıda mı diyeyim? Ya benim kızım öğretmen, yeşil pasaport var babasına. Ben de rica edeceğim yani onu yetiştirebilirim. Evet, meslektaşlarımızın yarısından çoğunda da var görev aldıkları için kamuda. Aynı işi yapıyorsak, eğer kamu görevi yapıyorsak, biz de bir yerde bunu hak ediyoruz demektir. Doğru. Gazetede bir haber okudum. Turizmçilere vereceklermiş şimdi bir de. Yani turizmçi kadar da bu katkımız yok bu memlekete ya. Yani küçümsemiyorum. Herkese versinler keşke. Keşke bütün ülkelerden vizelerimiz kalksa. Yani o durumda olsa. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Nedim. Şöyle söyleyeyim. Ben herkesi tanıdığım için isimle hitap ediyorum. Haksızlık olur. Lütfen mikrofonu aldığınızda isminizi söyleyin. Hem kayıt ederken hem de Sayın Vekilimizle. Dedime versin. Başkanımız sosyal demokrat olduğu için hep sol tarafta söz veriyor. Kendiniz de demişsin. Yok, ben de yapayım. Önce sol sorarsam. İsmim Mahmut Nedim Akkurt. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim hoş geldiniz. Ben sorumluluktan bir şey gireceğim. Şimdi vekilimiz dedi ki eğer dedi, mühürü sağlam basmışsanız herhangi bir endişeniz olmasın. Geçmişte bunu da gördük. İnceleme elemanının yanlış bir yorumu, yanlış bir tutumu sonucu raporlar yazıldı. Bunlar mahkemede çözüldü. Şimdi diyelim ki bir yeminli mali müşavir öldü. Öldükten sonra 5 sene
daha sorumlu. Eğer varisleri de reddip miras yapmamışlarsa kendi varlıklarıyla da sorumludur. Bu sorumluluğu yumuşatılması en azından aldığı ücretle paralel olmasını daha hukuki olacağını düşünüyorum. Şimdi Ayfer Hanım'a bir katkıda bulunmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararda Yeminli Mali Mişar kamu görevlisidir ancak memur değildir. Bundan dolayı yeşil pasaportun alınması gerekli, verilmesi gerekli diye. Teşekkür ederim. Yeşil pasaportta bunun kadar birikliyseniz hiç mesele yok. Oh. Bir tek yeşil pasaport talep ediyorsanız mesele yok. Kapatırız ya. Gayet güzel. Evet. Buyurun isminizi de söyleyin lütfen. Sonra emaneti sözü var burada. Size söz var. Usta sen istedin mi Zafer? Tamam. Zafer Bey işliyor bak. Bu bölge bitti artık. Merhabalar. Evet. Solcular bitti. Şimdi sağcılar. Benim. Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Ali. Çalışmıyorum. Bir yaklaştırırsan belki şimdi. İsmim Ali Gül. Ben şeyi soracağım. Malum şöyle arkadaşların hakların korunması işte gelir. Açısından da adaleti sağlaması açısından. Görev gaspı, işte olanın alanına girmiyor konusunda ki düşüncelerinize katılıyorum ama bu gelir adaleti açısından ve çalışma barışının korunması açısından hep haksız rekabette bahsediyoruz. Yeminli mali müşavirler arasında da bir dengenin sağlanması açısından daha önce dile getirilen ama bir türlü yasalaşmayan çeşitli nedenlerle bu sözleşmelere bir sınır getirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir çalışmanız olacak mı? Bizim böyle bir talebimiz var. Piyasaya yeni giren çok sayıda eminli mali müşavir arkadaşımızla durumlarda bir değerlendirmenizi talep ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi efendim ben 1970'ten beri mesleğim içindeyim. 48 senemi doldurdum. 28 senedir yeminli müşavirlik yapıyorum. Odanın kuruluşunda 4 sene emeğim var. Ben çok konuşmam. Yalnız son günlerde canımı yakan bir olay var aşı. Hazır başkanımız da buradayken. Şimdi inşallah